Saat kaç gibi gelecek acaba Nestor Bey? Akşamüstü. İçimden bir his bu adamın çok tuhaf olduğunu söylüyor. Hayda, yine başladın komplo teorilerine. Yok canım, ne ilgisi var? Sadece bir his. O halde o hislerini kendine sakla. Böyle önemli bir görüşme öncesinde beni de germe lütfen. Aman tamam tamam, sustuk. Güzel görünüyor. Ama tam olarak anlayamadığınız bir şey var. Ben bu projenin şimdiye kadar örneği görülmemiş bir ölçekte büyük ve ihtişamlı olmasını istiyorum. Yani çocukların aklını başından alacak bir yer olmalı. Anlıyorum. Sizin de dediğiniz gibi biz sizin nasıl bir şey istediğinizi pek anlayamamışız. O yüzden biraz daha zaman vermenizi isteyeceğiz. Elbette. Ama benim pek fazla vaktim yok. Bu işin tamamlandığını bir an önce görmek istiyorum. Ayrıca para konusunda da hiçbir sıkıntınız olmayacak. Aslında toplantıyı şimdi bölmek istemezdim. Ama hastaneye gitmem gerekiyor. Arabayı hazırlar mısın? Tabii efendim. İsterseniz akşam bir araya gelip ayrıntıları konuşalım. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Dışarıda akşam yemeğine ne dersiniz? Ben aslında kalabalıktan pek hoşlanmıyorum. Haklısınız efendim. O halde bu akşam bizim evde sizi ağırlasak, hem yardımcılarım Nana ve Makbuş'un yemeklerini de çok beğeneceğinize eminim. Anlaştık o zaman. Biz kaldığınız otele bir araba göndeririz, sizi aldırırız. Güzel. Yalnız şu ön maliyet hesaplarının bir kopyasını istiyorum. Derhal efendim. Ben hemen fotokopisini getiriyorum. Size zahmet olmazsa yardımcımı çağırabilir misiniz? Tabii efendim. Pardon, izninizle. Merhaba. Sen de kimsin? Bil bakalım kimim amcacığım? Sihirle ortaya çıktığına göre bir oyuncak olmalısın. Bingo. Siz de yanılmıyorsam Albay Nestor olmalısınız. Albay. Bunu duymayalı öyle uzun zaman oldu ki. Demek kim olduğumu biliyorsun. Peki söyle bakalım o zaman. Ne istiyorsun? Size anlatacağım çok ama çok önemli şeyler var. Ama burada anlatamam. Baş başa kalabileceğimiz rahat bir yere gitmeliyiz. Heh, müsaadenizle. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Yardımcınızı bulamadım. Tamam. Ben şimdi cepten ulaşırım. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Günler. Efendim sizi aldıracağız. Teşekkür ederim. O yanındaki adam kimdi? Ne bileyim ben. Herhalde eski yardımcılarından biri. Neyse, büyük bir iş olacak, anne dersin. Hem de nasıl? Gel gel otur. Biraz daha çalışalım. Hadi başlayalım. Kurtlar. Hadi o zaman başlayalım. Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Ben iki tane hamburger, 4 tane tost, hı-hı, büyük bir patates kızartması, hı-hı, bir ekmek arası döner, 2 porsiyon köfte, hı-hı, 10 tane de ayran alayım. Tamam. Ben bir çay alayım. Hepsini yiyebilecek misin? Yıllardır hasret kaldığım lezzetlere insan olma iksirini içtikten sonra kavuşabildim. Bunun doya doya tadını çıkarmak istiyorum. Ne de olsa insan olamayabilirim. Ne o? İzinsiz mi içtin yoksa iksiri? Evet, aynen sizin gibi. Nasıl? İnsan olmaktan memnun musunuz? Ha? Bana kalırsa insan olmayı hiç isteme. Artık hatıralarım iyice silikleşti ama hatırladığım kadarıyla oyuncaklar dünyası çok güzel bir yerdi. Sana öyle geliyor. Bir sürü sersem oyuncağın olduğu sıkıcı bir yer orası. Ben dünyada yaşamak istiyorum. Ama sen gördüğüm kadarıyla ya pişmansın ya da korkuyorsun. Yeniden oyuncaklar dünyasına dönmek ister misin? Bu mümkün mü? Neden olmasın? Unuttun mu? Orası oyuncaklar dünyası. Orada her şey mümkün. Hem bu senin hakkın. Kulina seni bir anlamda kandırmış. Kandırmış mı? Anlamadım.
Canım, Kulina her zamanki bencilliğiyle seni sepetlemiş. Kulina çoğu erkeğe yapmış olduğu gibi seni de etkilemiş işte. Şimdi bunca zaman sonra sana ne ifade ediyor bu? Doğrusunu istersen pek fazla bir şey değil. Gördün mü? Sen kendi hayatını düşüneceksin. Sonsuza kadar oyuncaklar dünyasında yaşamak senin hakkın. Peki, nasıl döneceğim oraya? Sen onu bana bırak. Afiyet olsun. Güzel. Afiyet olsun. Bunları sen ödersin, değil mi? Bu para işine pek aklım ermiyor. Ne zaman böyle çok yesem başım belaya giriyor. Tamam, tamam, merak etme sen. Oh, çok doydum. Nasıl diyorlardı? Kesinize bereket. Afiyet olsun. Söyle bakalım. Benim geri dönmemi nasıl sağlayacaksın? Çok basit. Konsey üyelerine gideceğim. Kulina'nın seni kandırdığını, sana haksızlık yaptığını söyleyeceğim. Zaten her şey ortada değil mi? Onlar da durumu görünce senin geri dönmene izin verecekler. Peki Kulina'nın başı belaya girmez mi? Girsin. Zaten bizim istediğimiz de bu değil mi? Dur. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sen ne Kulina'dan? O seni dünyaya gönderip bir ölümlü olarak yaşamaya mahkum ederken seni düşündü mü sanıyorsun? Ona aşık olabilmen için, kendi bencilliği için senin insan olmanı istedi. Eminim seni hatırlamıyordur bir de. Sana müthiş bir fırsat sunuyorum. Değerlendirmek istemezsen sen bilirsin. Yemek için teşekkür ederim. Dur bir dakika. Eğer bunu yapmayı kabul edersem seni nasıl bulacağım? Merak etme, ben seni bulurum. Adamın böyle bir iş için onca parayı gözden çıkardığına inanamıyorum. Yatırımcı olmak böyle bir şey olsa gerek. Trilyoner adam. Nasıl para kazanılacağını bizden iyi biliyordur herhalde. Volkan hadi hazırsan çıkalım canım. Geç kalıyoruz hadi. Nereye geç kalıyoruz? Ay nereye olacak, sinemaya? Volkan unuttum deme sakın, bak bana söz vermiştin. Evet canım ama sinema işini maalesef yarına ertelemek zorundayız. Nedenmiş? Yani... Çok önemli bir müşterimiz akşam yemeğine bize gelecek. Volkan da orada olmak zorunda. Of! Yani bebeğim ne yapalım? İş... Ne sormayayım yoksa? Evet. O halde hemen çıkalım, anca hazırlanırız yani. Merak etme. Nana ve Makbuş yemekleri çoktan hazırlamışlardır. Ayol yemekten bahseder ki. Ben kendi hazırlığımdan bahsediyorum Hakan'cığım. Of ya! Hadi sallanmayın.